Evet, yani durum ortada, diyecek bir şey de bulamıyorum. Bu konunun üzerine konuşacak kişi ben değilim. Ne denir, ne söylenir? Hiçbir şeyin önemi yok ki. Ne söylesek, kimimiz, hangimizin önemi var ki yani böyle bir durumda? O da ayrı bir şey. Maalesef Instagram'da, YouTube'da halen fonda acıklı müzikler yaparak, duygusal müzikler yaparak acıyı pekiştiren insanlar var. Bence böyle olmamalı. Böyle şeyler yapılmamalı. Bilmiyorum farkındalar mı yarattığı travmaların, ama en azından kendi içimizde kenetlenmek adına devam etme kararı aldım. Arka planda zaten milletçe herkes elinden geleni yapıyor. Yardım yapanlar, yerleştirenler, yaraları sarmaya çalışanlar, depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve milletimize de sabırlar diliyorum. Daha da konuşmaya da gerek yok. O zaman şöyle yapalım mı? Bu video, bundan sonra, yani şimdiki izleyeceğiniz video, yanlış hatırlamıyorsam 26 ya da 28 Ocak arası çekilmiştir. Şubat'ın ilk haftası editlenmiştir ve yayın tarihine gireceği zaman malum olaydan dolayı videoyu kenara bıraktım, kanaldan da uzaklaştım. Bu yüzden izleyeceğiniz kısımlardaki gerek heyecanlandığım, gerek böyle sevindiğim, gerek sizle beraber hatırlıyorsanız Twitch'ten takip etmiştik sabahlara kadar. O kısımlar için özür dilerim. Bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Hayat da devam ediyor, bir şekilde de devam etmek zorundayız. En azından kendi içimize, şurada şu kanalda paylaşılan travmatik görüntülerden uzaklaşıp biraz kendi içimize kenetlenirsek ne mutlu bana. Daha da diyecek bir şey bulamıyorum. Video ile sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şu anda canlı yayındayız bir yandan. Bak burada yazıyorlar. Bakalım chat bizi görecek mi, şu an duyuyor mu? Ona göre abi eve gidince yayın var mı? Var ver. Göstereceğim size balıkları. Chat'in selam var diye şöyle bir... Oğlum bizim de bir havamız olsun lan. Aleyküm selam. Şimdi iki ayrı cihazla otobüs bekliyoruz. Deniz akvaryumu ilk canlılarımız gelecek. Otobüs öğlen 1'de İzmir'den çıktı. Saat 11'de burada olacağını söyledi. Şu anda saat tam 11.05 geçiyor. Birazdan burada olurlar. Aradım muavini. Evet, Twitch'te canlı yayından bekledik kutumuzu. Otobüsümüz geldi. Canlılarımız geldi, hatta kutu değil. Bizim emektarın bagajı açam. Ben bunları bir arabaya yerleştireyim o zaman. Evde tekrardan görüşmek üzere. Hadi bakalım. Az önce polis çevirmesi var. Artık ne arıyorlarsa adam ters yönden kafa kafaya bana giriyordu. Allah'tan son anda yırttım, hemen indim. Polise haber verdim de peşine düşüyorlar. Adam çevirmeyi gördüğü anda döndü. Yani U dönüş yaptı ani frenle. Üstüme öyle bir geliyor ki şerefsiz. Neyse hadi biz evimize devam. Oğlum ne macera yaşadık gece gece ya. Evet, olaylı bir geceden sonra evimize geldik. Tarçınlardan bizi dinliyor şimdi. Tarçın her videoda göreceksiniz. Onun tedavisi devam ediyor. Hiç uzatmayacağım. Direkt kendim kutu açılımını yaptım. Deniz akvaryumu canlılarımızı, balıklarımızı çıkarttım. Çünkü lan hayattalar mı? Hava soğuk. Ne durumdalar? Onlara baktım. Yan yatıyorlardı. Dedim aha öldü bunlar. Ya ölü geldi herhalde dedim ama canlandılar. Hiçbir problem yok. Şimdi burada da büyük bir kutu görüyorsunuz. Ondan bahsedeceğim. Şimdi hiç bekletmeden sizleri balıklara götüreyim. Şu an ısıları dengelenmeye başlayınca yüzmeye başladılar. Maşallah çok güzeller bu arada. Mavi kısıp beyazı açarsak daha bir görünürler galiba. Tamamdır. Maşallah diyerek gireyim de ne olur ne olmaz oğlum. Çok güzeller ya. Da buradalar işte. Çok bekledik ama süreç böyle. Yapacak bir şey yok. Deniz akvaryumunu sıfırdan kurmak, suyunun oturmasını beklemek haliyle zaman alıyor. Bir tanesi siyah beyaz, bir tanesi de klasik turuncu beyaz. Daha çok küçükler bu arada, minicikler. Evet, turuncu da yeni yeni toparlamaya başlıyor kendini. Derecemiz kaçta şu anda? Derecemiz 24'te. Saatler oldu bu arada geleli, bayağı oldu. Sizlere göstermek adına bekledim. Bir önceki videoda komşuları göstermiştim. Hala temizlik devam ediyor. Yani ne hale getirdiler akvaryumu görüyor musunuz? Pırıl pırıl yaptılar valla. Protein skimmer da burada toplamaya devam ediyor. Bir söktüm, komple bir yıkadım, tekrardan taktım tertemiz. Onlar da devam ediyor. Su tamamlamamız da tamam. Şimdi ne anlatacaktım ben size? Balıklarımız burada da. Turuncu beni bir korkutuyor şu anda. Yok yok. İyiler ya. Onları halledeceğim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Reflaktometre ile ben bir tuzluluk oranına baktım. Tuzluluk oranımız iyi. Çünkü balıkları eklemeden her şeyi kontrol etmek istiyorum ki problem çıkmasın. Çıkarsa da baktığımız artık yapacak bir şey yok. Şu anda her şey onların istediği gibi. Bu balıkları ısılarını dengeledik. Şimdi sıra onları aşılama kısmına geldi. Ah lan. Şşş. Benim eski izleyenler. Benim eski izleyenler şu an ne düşünüyor acaba? Bu kanala bununla lepises besleyerek başlamıştık. Akvaryumumuz yoktu. Bununla bakıyorduk lepiseslere. Şimdi bununla palyaço balıklarını aşılayacağız. Bunu saklıyorum bu arada gerçekten hatıra olarak. Bu böyle duracak. Boş bir borcam ama benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi balıkları oraya bir alalım. Borcama dur, şu reflaktometreyi bir kapatayım. Işığı da biraz yere alalım da. İki poşetti bu. Birini çıkarttım. Dur lan kamerayı kapatayım, geliyorum ben, bekleyin. Aha da buradalar. Onları buraya aldık. Şimdi buradan aşılayacağız. Bak turuncu da kendine geldi iyice. Maşallah. Güzel güzel yüzmeye başladı. Şöyle bir
Gel lan buraya. Çok güzeller ya, maşallah. Bunlar bizde büyüyecek işte inşallah, bir sıkıntı yaşamazsa. Erken de konuşmak istemiyorum. Bilmediğim bir alan, tuzlu su alanı, böyle böyle tecrübe edeceğiz işte. Tamamdır. Şimdi o zaman ben bir aşılama kısmına geçeyim. Aşılamayı her videomda anlatıyorum. Her videomda yine aşılama dedikten sonra soruyorsunuz. Aşılama şu. Hortumla buradan bunun içine damla 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 su damlatacağım. Şöyle bir yarım saat, bir saat, belki iki saat. Bunları da çok beklemek istiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Hatta bunun suyunun tuzluluk oranını da ölçeceğim. İkisini de ölçeyim. Garanti alalım işimizi. Biz elimizden geleni yapalım. Yaşarlarsa iyi olur. Yaşamazlarsa en azından bizden kaynaklı olmasın. Ama şu an hareket etmeye de başladı be. Dur bakalım. Aha da aşılamayı da hadi göstereyim sizlere. Bak şimdi. Hortumla buradan geliyor su. Hop böyle buradan vanayla damla damla bu suya karışıyor. Durumları da iyi, fena değil. Çok güzel görünüyorlar ya. Oo bayağı iyi maşallah, durumu iyi iyi. Hareketlenmeye başlamış iyice. Güzel. Isı da iyi. Bakteriler de sabitlenmiş oluyor. Tuzluk oranı da baktım aynı. Hiçbir problem yok. Biz tek birimizi aldık geriz. Allah'ın takdiri neyse olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aşılamamızı da yaptıktan sonra akvaryumu aldıktan sonra son haliyle akvaryum içerisindeki hareketlerini sizlere göstereceğim. Bir problem çıkmazsa. Hadi bakalım. Aa dur. Şimdi bunlar aşılanırken biz de tarçınla hemen 2 dakika bir dışarı çıkıp gelelim. Çişini yaptıralım ha. Bunu elimde gördüğü zaman oturuyor ya da yatıyor. Bunu taktırmayı bekliyor. Normalde direkt kaçardı. Şu an bunu bile hallettik, kendi aramızda çözdük. Hadi çıkalım dışarı. Hadi gidelim, gel. Yürü. Var ya, çişini o kadar tutmuş ki. Kıyamam, gel. Çıkarayım, gel. Bak bekliyor şu an, çıkartmam. Heh, tamam, serbestsin. Şu aşılamanın durumuna bir bakalım. Tamam, aşılama devam etsin o zaman. Bayağı şu an damla damla. Hadi bakalım. Siyahın durumu gayet iyi ama turuncu hala bir içsem mi dursam mı? Şu an durmaya karar verdi. Sen ne işin var? Sen ne işin var sen ha? Ne işin var yon? Temizlik manyağı bu köpek ya. Her tarafını siliyor. Tuvaletini yapıp götünü oraya buraya siliyor böyle. Oturuyor. Ayaklarıyla kendini sürüklüyor. Hadi be turuncu. Sen de düzelirsen tamamdır bu iş. Geriye akvaryuma girmek kaldı. Onu da halledeceğiz. Bu aşılama uzun sürecek. Aşılama tamamen bittikten sonra akvaryumu alırken göstereceğim sizlere. Evet, balıklarımız akvaryuma girdi. Şöyle bir göstereyim. Maşallah. Bir sıkıntı olmadı şu ana kadar. 10 dakikadır akvaryumun içinde. Turuncu da arka tarafta şu an ama o hala bir sıkıntılı gibi turuncu olan. Şu an orada. O da ufaktan alışıyor da gibi. Yani hala durumu aynı. Alışacaktır diye düşünüyorum şu anda. Beklemedeyim onu da. Videoyu burada durdurayım. Aa alıştı lan. İyi, iyi güzel. Yüzmeye başladılar. O zaman şöyle yapalım mı? Ben bu videoyu burada durdurayım. Bunlar bir alışsın iyice. Gündüz kaldığımız yerden videoya devam edelim. Şöyle daha da alışmış halleriyle. Saniyeler sonra devam edeceğiz. Tabii siz orayı hemen göreceksiniz ama şöyle de ilk halleriyle de bir bakalım. Tamam hadi. Ben gidiyorum, yatıyorum. Sabah oldu zaten. Birazcık dinleneyim. Ondan sonra hemen devamında dilim dönmüyor konuşmaya. Çok yoruldum. Sizler saniyeler sonra göreceksiniz. Ben şöyle gideyim. İyi bir uyku çekmem lazım. Hadi görüşürüz. Aradan rahat bir 10 gün geçti herhalde. Bayağı oldu. Son güncellemeyi göstereyim. Çünkü 6,5 saattir Twitch'te yayındaydım. Az önce bitirdim. Deniz akvaryumumuzun diğer balıkları geldi. Mercanları geldi. Twitch'te canlı yayında olanlar, 6,5 saat boyunca benimle beraber olanlar biliyor. Onlara da selam olsun. Şimdi burada turuncu olanı maalesef kaybettik. Turuncu olan akvaryuma koyduktan sonra ben uyudum. En son videoyu öyle mi kapatmıştım hatırlamıyorum bile. Sabah kalktığımda turuncu olan maalesef kayıptı. Yani yoktu, ölmüş. Onu kaybettik ama şu diğeri hatta bir tık da şu an boylanmış gibi görüyorum. Belki bana öyle geliyor, bilmiyorum. Arkada çok güzel oldu maşallah. Şu an görüyorsunuzdur umarım. Bu tarafa doğru gelse de göstersem. Elime de alışkın. Yem verirken falan bayağı bir şey yapıyor. Camlar biraz kirli. Malav İzmir'den bir dünya ürün geldi. Onu zaten videonun başında söylemişimdir. Onlarla beraber böyle şey var. Bu mıknatıslı silecekler falan var ya. Onlardan var. Kutsal çılımları gelecek. Şöyle bir son halini göstereyim. Videoyu kapanışını yapmayı unuttum. Çünkü en son öyle hatırlıyorum. La bir bu tarafa doğru gel la. Çok güzelsin. Hadi yaklaşalım. Tamam. Orada son halini görmüş oldun işte. Oğlum, daha ne anlatayım işte. Aa, burada da protein skimmer bayağı bir topluyor. Bunu da sabah yıkayacağım şeyleri, birikenleri. Çok orada birikmesini istemiyorum. Görüntü anlamında da çok çirkin duruyor. Onları halledeceğiz. Şöyle yakınlaşayım şöyle bir. Heh.
Sonunda ya. Maşallah çok güzel. Keşke turuncu olan da yaşasaydı. Ama işte böyle. O yaşamadı. Bu arada kayalarda çok güzel yeşil yosun oluşuyor şu anda. Çok tatlı yeşili böyle. Şey gibi. Antep fıstığı tozu serpmiş gibi. Bazen, hatta bazen değil, şu anda da yapmaya başlamış. Konçlar iyi bir temizlik yapıyor. Hiç bekletmiyorlar. İstirahate çekilenler var yine. Devamlı temizlik, devamlı işte çalışmalar devam ediyor arkadaşlar deniz akvaryumunda. Acemiliğimizi bir atsak da her şeyden bir anlasak, şurayı şöyle bir çekip çevirsek. O günlerde inşallah gelecek. Şu anlık Malav İzmir yönlendirmesiyle, oradaki tuzlu su ekibinden Burak Bey'in yönlendirmesiyle sağlıklı bir şekilde akvaryumuz devam ediyor. Su eksildiği zaman tamamlıyorum. Manuel olarak tamamlıyorum. Ama bununla bir su tamamlama olayını gideceğim. Onu halledeceğim. Gibi gibi şeyler işte. Şimdi o zaman ben kapatıyorum. Tamam burada. Çünkü şu an arkamda deniz akvaryumunun diğer canlıları var. Blue Tank var. Diğer balıklar sürpriz olsun sizlere. Mercanlar var. Başka ne var Allah? Bir dünya işte malzeme var. Hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Onların açılımları gelecek. Şöyle tarçını da göstereyim de. Turçu. Tekrardan Twitch'ten 6,5 saat benimle beraber olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Dostlar, katıl abonelerimi de okuyayım, ayıp olmasın. Kanalımıza katıl kısmından destek verip aramıza katılan Burcu Özilhan 9. ayında, Nopem Out 7. ayında, Oğuz Çelik 7. ayında, Emrecan Akgün 7. ayında, Semih 7. ayında, Ramazan Cerit 7. ayında, Necdet Terzioğlu 6. ayında, Engin Ahmet 5. ayında, B. Burak 4. ayında, Efe Yiğit Hoş 2. ayında, Doğukan Koyun 2. ayında, Muzaffer Kaya 3. ayında, Rıdvan Koç 2. ayında, Kerem Yıldırım 5. ayında, Samet Sevtekin 2. ayında, Baran Al 7. ayında, Sigma Akvarist 2. ayında, aramıza yenice katılan Yücel Yücel 17. gününde şu anda, Erdem Kaya 2. ayında, Dadaş Akvarist 6. ayında, yine aramıza yeni katılanlardan Enes Cantaş 10. gününde, aramıza yenice katılanlardan yeni katıl üyelerimizden Sungur abi ve Mertko isimli kardeşim, sen de kanalımıza, aramıza hoş geldin. Desteğiniz için en eski katıl üyelerimden en yenisine hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Tamam o zaman dostlar, ben şimdi hemen deniz akvaryum diğer canlılarına geçiyorum. Onların paket açılımları, su aşılamaları, cabdı curdu burada gördüğünüz bir dünya işlem var ya, şimdi onu defalarca yapacağım ben arka planda. Diğer videolarda görüşürüz. Twitch'ten canlı yayınlarım hafta içi her gün devam ediyor. Hafta sonunda Furkan Yaman'la beraber Furkan'ın Twitch kanalından canlı yayındayız. Dilerseniz gelebilirsiniz. Ben yorumlara sabitledim. Oyun kanalımı, Twitch kanalımı, işte hepsi Instagram, hepsi orada. Sesim mesim çatallanıyor, yoruldum. Bir sonraki videoda ya da gelirseniz canlı yayınlarda görüşünceye dek kendinize İyi bakın, hoşça kalın.